I Yine günlerden salı, yine bir salı akşamı saatlerimiz 20.30'u gösteriyor ve Aslı Özkırım'la arıcılık sohbetlerinde buluştuk. Yeni adresimizde buluştuk. Artık geçen haftadan e, bu haftaya arıcılarım alıştı. Beni bereket hayvancılıkta değil, zaten arasanız da bereket hayvancılığı bulamıyorsunuz. Artık onun yerinde Agri TV'miz var. Tüm dünyaya yayın yapacak olan, yabancı dillerde yayın yapacak olan Agri TV var. Bereket hayvancılık kanalının kanalından. E, kanalında değil bereket tv'de beni arıyorlar ve 10 dakika daha erken buluşuyoruz yani kavuşmamız 10 dakika daha erken oluyor yine bir salı akşamından hepinize merhabalar diliyorum herkes çaylarını aldı ve klasik bir arıcılık sohbeti programına başlayacağız geçtiğimiz hafta Biraz sıra dışı bir program yapmıştık. Çünkü ne demiştim size? 2018'den aklımızda hiçbir soru işareti kalmasını istemiyorum. 2018'in tüm sorularını geçtiğimiz hafta cevaplandırmaya çalıştık. Ama ne oldu biliyor musunuz? Üzerine bir sürü soru daha yığıldı. Tekrar ben birazcık stokları eriteyim dedim ama şimdi tekrar bir şey yaptık, biriktirdik. Önümüzdeki haftalarda... Yine bir stok eritmesi yapacağız. Bir programımızı baştan sona soru cevaba ayıracağım. Böylelikle adım adım hem bilgilerimizi tekrarlayacağız hem doğru bildiğimiz bazı yanlışlar olduğu ortaya çıkacak. Ve en önemli sorunlarımızı burada dile getirmiş olacağız. Cevapları birlikte arayacağız. Ama bu hafta yine her zaman olduğu gibi önce dünyadan haberlerle başlamak istiyorum. İlk haberimizi aslında ben size çok çok erken bir e, zamanda e, bildirmiştim, söylemiştim, bu haberi yapmıştım. E, hatta bu yılın ilk programıydı e, yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlış ise yönetmenim beni düzeltsin. Ekim ayında size demiştim ki, Avrupa Arıcılık Kongresi düzenlendi, YURBI, Belçika'da düzenlendi ve Belçika'nın Gent şehrinde ve YURBI Kongresi'ndeki bütün bildirileri inceledim. Çok güzel, çok değişik bildiriler, bilimsel çalışmalar vardı ama en ilginci şuydu deyip bu haberi aslında yapmıştım. Ama aradan Kasım, Aralık, Ocak 3 ay geçtikten sonra ancak... Kongrede sunulan çalışma şimdi uluslararası bir platformda yayın haline geldi. Ben de bir kez daha geçtiğimiz hafta yayınlandı. Ben de bir kez daha üzerinden geçmek istedim. Neydi bu haber? Hemen hatırlatalım. Varoa acaba sanıldığının aksine arının kanıyla değil arının yağ dokusuyla mı besleniyor? Bu çok önemli bir çalışmaydı çünkü. Arı, Varroa'nın arının kanıyla beslendiğine dair ilk rapor 1960'larda yayınlanmış ve 1960 yılından günümüze değin yaklaşık 50 yıllık 50 yıla aşkın bir süredir biz Varroa'nın arının kanıyla yani hemolenfi ile beslendiğini düşünerek tüm mücadelemizi de bu yönde yapıyoruz ve hemolenfteki eksilmenin yan etkilerini gördüğümüzü düşünüyoruz. Ancak araştırıcılar yaptıkları deneyde varanın aslında arının kanıyla değil yağ dokusuyla beslendiğini ortaya koydu. Bakın efendim bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Hocam gene dünyadan bilimsel bilimsel konuşup duruyorsun oraya geçmişsin diyorsunuz biliyorum ama bilgiyi edinmekten çok kullanmak önemlidir sevgili arıcılarım. Eğer ki siz düşmanınızın neye ihtiyacı olduğunu bilirseniz, sizden neyi alıp götürdüğünü bilirseniz onu yerine koymaya çalışırsınız. Ya da onun yemine, onun yediği şeye zehir katarsınız ki ya da ilaçları ona göre işletirsiniz, ona göre geliştirirsiniz ki varoa ile mücadele edebilesiniz. Demek ki arının yumuşak dokularında yağ dokusundaki e, maddeler varoa'nın gelişimini e, indükliyor, körüklüyor, varoa'nın gelişiminin daha iyi olmasını sağlıyor. Peki bununla ilgili kanıtları neler olmuş? Yani varoa işte bu bizim başımızın belası varoa. Şöyle şuradan tutup çekip bir koparabilsem. Varoa'nın kanla değil de yağ ile beslendiğine dair kanıtları neler olmuş? Öncelikle varoa'nın ağız parçalarını Kanla beslenen diğer kenelerle kıyaslamışlar, bakmışlar. Bunlar bir takım teknik ve bilimsel e, ölçümlerle yapılıyor, hatta moleküler analizlerle de yapılıyor. Ve kanla beslenen akarların kenelerin, özellikle e, hücrelerin zarlarını ve emme sıvısını delmek için uyarlanmış böyle daha e, sivri iğne gibi ağız parçalarına sahip olduğu görülmüş. Halbuki bizim varu'anın Ağız bölümleri yumuşak dokuları sindirebilmek için, öyle iğne gibi değil, sadece e, yağı tüketmek, yumuşak dokuları sindirmek için daha çok basınçla. Yani kanla beslenenlerin köpek dişi var ama bizim varoaların azı dişi var, azı dişi. Böyle basarak, ezerek o yağ dokusunu, o vıcık vıcık yağ dokusunu e, dışarıya çıkartıyorlar ve onlar üzerinden besleniyorlar. Ağız bölümlerinden farklı oldukları anlaşılmış. Diğer bir kanıt ise biliyoruz ki biz özellikle arı yetiştiricisi hocalarım üzerinde çok dururlar. Derler ki kışı bir arının iyi geçirebilmesi için yağ dokusunun sağlam olması gerekir. Yağ dokusunun birikmiş olması gerekir. Bunun için sonbahardaki polen desteği çok önemlidir. Yani arının çok iyi bir şekilde polenle beslenmiş olması gerekir. Ve biz bunu varoa açısından da şöyle deriz protein ihtiyacı varoaya karşı hemolenfinde sentezleyeceği defans proteinleri için de bu polen desteği çok önemlidir deriz. Yeni bilgimizle de bu aslında birbiriyle örtüşüyor. Demek ki arımız sonbaharda polenden ne kadar çok yararlanırsa ilkbaharda da öyle aslında ilkbaharda ne kadar çok yararlanırsa koloni o kadar güzel gelişiyor. Ama sonbaharda ne kadar çok yararlanırsa yağ dokusu o kadar kalınlaşıyor, o kadar birikime uğruyor ve ne yapıyor? Onu varoaya karşı daha etkin bir şekilde koruyor. Bu aynı zamanda bu bilgi güçlü kolonilere varoanın neden daha çok saldırıda bulunduğunu da açıklıyor. Çünkü güçlü kolonilerdeki arıların da yağ dokusu gelişmiş. Kışa karşı, soğuğa karşı kendilerini koruyorlar ama Aynı zamanda varualar içinde besin kaynağı oluşturuyorlar. Arıların yağ dokusunda peki ne var? Varoaya bu kadar iyi gelen arılar tüm e, sağlık için, onlar için, onların sağlığı için değerli o antioksidan dediğimiz, e, hani demiştim ya size insanın vücudunu temizleyen, arının vücudunu temizleyen, zehirli maddelerden onu koruyan bütün ee, o çamaşır deterjanı gibi vücudu yıkayan, temizleyen antioksidan dediğimiz maddeler yağ dokuda biriktiriliyor. Arının larvadan ergine geçişini sağlayan e, büyüme hormonları yağ dokuda e, sentezleniyor ve yağ dokuda biriktiriliyor. Arının en önemli enzimleri ki kursak enzimleri de dahil olmak üzere yani invertaz enzimi de dahil olmak üzere yağ dokuda sentezlenip yağ doku aracılığıyla iletimi sağlanıyor. O yüzden arı için yağ doku çok önemli. Belki de e, hemolenften bile daha önemli. Çünkü çok önemli bir depolama ve sentez aracı. İşte varoada e, yağ dokudan beslenerek arıya en büyük zararı veriyor. Varoası çok olan koloni Demek ki neden kışa dayanamıyormuş? Çünkü varoası çok olan koloninin yağ dokusu azalıyor. Ergin arının yağ dokusu azalınca da kışın soğuktan çok daha çabuk etkilenip ölüyor. Varoası çok olan koloninin larvası büyüme hormonu sentezleyemediği için ergin hale geçemiyor. Biz kanadı bacağı kırık, çıkık, kopuk erginler görüyoruz. Pupu haline Geçememiş. Dolayısıyla 2018'in e, bitiminde ve 2019'un ilk ayında yapılmış olan bu çalışma varo ile ilgili bilgilerimizi güncellemek adına ve bundan sonra farklı mücadele yöntemleri geliştirmek adına çok çok önemli bir adım oldu. Biz araştırıcıları da kutluyoruz gerçekten e, çoğu Amerikalı olan bu araştır, araştırıcılarımızı emeklerine sağlık diyoruz. Evet, diğer bir haberimiz de İngiltere'den. İngiltere'de dev bir sera kurulumunun haberi yayınlandı. Yine geçtiğimiz hafta e, cam evlerden oluşmuş milyonlarca domates üretecek büyük bir sera alanının e, planı ve işte kurulum aşamaları basına yansıdı geçtiğimiz hafta. Peki bizi niye ilgilendiriyor? Arıcılık sohbetlerinde niçin böyle bir e, haber haline geldi bu sera? Çünkü bu serada sadece ve sadece bombus arılarıyla bal arıları kullanılacak. Ama şunun altını Çiziyorum ki özellikle e, Antalya'daki arıcılarımız çok iyi bilirler. Seralarda genellikle bombu sarıları kullanılır. Hatta bazı arıcılarımız sorarlar, işte hocam bal arıları niye kullanılmıyor diye. Bal arıları ile bombu sarıları aynı ortamda birbirlerini hiç istemezler efendim. O yüzden ikisi aynı ortamda kullanılmaz. E, Birbirlerinin çünkü aynı ortamda rekabet halindeler canlılar aynı besin üzerinden besleniyorlarsa kendilerine rakip istemeyeceklerdir. ama burada 150 milyon domates üretilebilecek üretebilecek bir kapasiteye sahip bir kilometre uzunluğunda büyük bir sera kuruluyor İngiltere'de ve tamamen yüzlerce binlerce bal arısı kolonisi ve bombus arısı kolonisi bu serada domates üretimi için kullanılacak. Geçtiğimiz hafta İngiltere basınında geniş yer verildi e, ve BBC'de de yayınlandı. Bu açıdan e, gerçekten büyük yankı uyandırdı. Biz de arının isminin geçtiği, arının faydasını göz önüne çıkartan her türlü haberi e, hemen kapıp burada sizlere de getirmek istiyoruz. Çünkü e, arıların öneminin mutlaka anlaşılması gerekiyor. Aksi takdirde e, Arının kıymetini bilmeyen balın kıymetini hiç bilmi bilmiyor, bilmeyecek. Ee, ve bu da bizim için bizim sonumuz olacaktır. O yüzden biz sesimizi duyuracağız. Geçtiğimiz hafta e, çok değerli bir hocam WhatsApp grubundan e, sevgili Yasemin Ekmekçi hocam gösterdi. Biyoloji bölümünden bana bir video gönderdi ama daha sonra arıcılarımdan da ben bu videoyu aldım çok hoşuma gitti hatta burada sizlerle de paylaşmak istedim ancak ufak bir telif sıkıntısı yüzünden paylaşamıyorum ama bahsettiğim videoyu mutlaka izlemenizi öneriyorum Almanya'da şöyle bir şey yapmışlar efendim bir süpermarket Arılar tarafından tozlaştırılarak üretilen bütün sebze, meyve ya da ürün artık ne varsa raflarından kaldırmış. Rafları boşaltmış. Raflar bomboş ve gizli kamerayla çekim yapıyorlar. Ee, Süpermarkete gelen müşteriler giriyor alışveriş sepetiyle bakıyor. Raflar boş. Herkes bir şaşkın. Ee, tabii bu polinasyon... Olmayınca oluşamayacak bu meyve ve sebzeler ve diğer ürünler boşaltılınca süpermarketteki rafların yüzde 60'ı boşalıyor. Tamamen hiçbir şey yok raflarda. Ve gelen kişilerle röportaj yapıyorlar. Diyor ki bilmiyorum diyor neden acaba böyle boş diyor anlamıyor kimse. Bir süre sonra da işte açıklama yapılıyor. Arılar dünyadan yok olursa sizin geleceğinizde alışveriş için gideceğiniz marketler böyle olacak diye. Ve bir kadının kapanış cümlesi şu, çok hoşuma gitti. Bir sürü afişte gördüm aslında diyor. Arıların bizim hayatımız için önemli olduğunu biliyordum diyor. Ama diyor hiç yaşayarak diyor öğrenebileceğimi düşünmemiştim diyor. Bunu şimdi yaşayarak çok daha iyi anladım diyor. Biz biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda Greenpeace'in önderliğinde, pestisitlerin yasaklanması ile ilgili çok büyük bir adım attık Türkiye olarak. Ben aynı duyarlılığı polinasyon konusunda da arılarımızın ne kadar önemli olduğuna ilişkin, yine hem sivil toplum örgütleri hem bakanlığımız hem üniversitelerimiz aracılığıyla daha fazla farkındalık olmasını istiyorum. Aynı duyarlılığı bekliyorum. Keşke ülkemizde de bu tarz etkinlikler yapılsa. Bir günlüğüne çok büyük süpermarketler böyle raflarını boşaltsa ve insanlar elini attığında belki de otomatik olarak yaptığı, başka şeyler düşünerek dalgın bir şekilde yaptığı o alışverişlerde elini attığında o boş, elinin boşa gitmesi hissini bir kez yaşasa işte o zaman arıların kıymetini anlayabilirler. En azından fark edebilirler diye düşünüyorum. Ee, ben böyle çalışmaların bizde de olması gerektiğini inanıyorum. Şimdi gelelim memlekete. Memleketten de bu hafta çok güzel haberlerim var. Hadi hep birlikte gidelim Eskişehir'e. Eskişehir, e. Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi tarafından Arıköy projesi başlatılmıştı ve Arıköy projesi tamamlandı. Bakar mısınız? Ee, aynı hobi bahçeleri gibi bir baraka ve önünde arıları olan bir köyden bahsediyoruz. Arıköy projesi, Odunpazarı Belediyesi, konunun uzmanları, e, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve akademisyenlerle işbirliği yaparak e, artık açılışa doğru gidiyor. Kayıtları başladı 7 Ocak 2019 pazartesi günü. 200 çırak öğrenci bir yıl boyunca Arıköy'de eğitim alacaklar. Eğitimler şu şekilde olacak: eğiticilerin eğitimi olacak. Sonra o eğiticiler de öğrencilere eğitim verecek. Bu e, aynı eski zamanlardaki köy enstitüleri gibi aslında. Yani akademisyenler, e, konu uzmanları, hem bakanlık mensupları hem üniversitelerden gelip oradaki usta arıcılarla ve öğrencilerle işbirliği içinde bulunacak. Bu işin bilimsel yönü diğer yönü de daha sonra usta arıcılar çıraklarını yetiştirecekler. Teorik ve pratik olmak üzere iki kısımdan oluşacak çok keyifli bir 35 dönümlük bir alan üzerinde hem botanik bilgisini verileceği hem arıcılık bilgisini verileceği çok keyifli bir süreç olacağını düşünüyorum aynı zamanda engelli, şehit yakını ve gazilere de 20 kişilik kontenjan ayrılmış. Bu duyarlılık için de Eskişehir'i tebrik ediyorum. Buradan Eskişehir'li tüm arıcılarımıza selamlar efendim. Böyle ilklere imza atan illerimizi gönülden tebrik ediyorum. Son olarak da yine memleketten haberlerde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz hafta Yapmış olduğu bir açıklamadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz her hafta ben programda da muhtelif zamanlarda hep diyorum ki işte şöyle hibe projesi verildi, kalkınma ajansı şöyle bir şey yaptı, gençlikçi projesinde bu kadar kovan dağıtıldı vesaire vesaire. Geçtiğimiz hafta sayın bakanımız İPART programı kapsamında arıcılık, arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje üreterek yatırıma dönüştürmek isteyen girişimcilere %55 ila %65 hibe fırsatları sunulduğunu ve bu desteklerin toplam 175 milyon lira tutarında 1855 arıcılık projesine verildiğini açıkladı. Yani rakamlar Toplanınca 1855 arıcılık projesi desteklenmiş 2018 yılı içerisinde. Şimdi hepiniz şöyle diyorsunuz. Ya hocam bu paralar ne oluyor? Bu 1855 arıcılık projesinde arıcılığı bir adım ileriye götürecek ne yapıldı? Bu kısım ayrı tartışılabilir. Çok da haklısınız. Ama şurası çok daha önemli. Bu devlet 1855 arıcılık projesini desteklemeye niyetli ise 2500'ü de destekler. Daha düzgün projeler üretmek bizim görevimiz. Ama bu desteği kopartmak da çok büyük bir iş. O yüzden Tarım ve Orman Bakanlığımız'a teşekkür ediyoruz ama bu hiçbir zaman için yeterli değil. Arıcılığa yapılan yatırım hiçbir zaman yerde kalmaz. Her zaman fazlasıyla arılar ve arıcılar verilen parayı amorti ederler, geri fazlasını kazandırırlar. O yüzden biz bu desteklerin devamını da bekliyoruz. Evet bu hafta haberlerim bu kadar. Şimdi ne var sırada? Şimdi geçtiğimiz hafta bir haftalığına ara verdiğimiz ama arıcılarımın Yoğun şikayetlerine maruz kaldım. Hocam, biz programın özellikle o bölümünü çok merak ediyoruz, e, sabırsızlıkla bekliyoruz dedikleri Ahmet Şeker hocamın, Yaşar Tekin hocamın, belki Perihan Ak Hanımın, e, Perihan Taş Hanımın pardon kursiyerlerinin keyifle izlediği yeni başlayanlar için bölümü var. Bu hafta Nozema nasıl tanınır? Nozema için nasıl örnek alınmalı? Nozema için neler yapılmalı? Hadi gelin o veterinerimizi birlikte izleyelim. Bugünkü konu başlığımız Nozema için nasıl örnek almalıyız? Arılarımız hangi durumlarda, arılarımızdan hangi durumlarda Nozema için şüphelenmeliyiz? Ve bir arıcı kovanın başında hangi aşamaya kadar Hastalık hangi aşamada hastalık kontrolü yapmalı, hangi mevsimlerde hastalık kontrolü yapmalı. Yani açıkçası arımızın sağlığıyla ne zaman ve ne şekilde ilgilenmeliyiz. Şimdi arıcımız yine Ahmet Hocam ve kovanın başında ilkbahar bakımında arılarını kontrol ederken bir kovanla ilgili şüpheleri oluyor. Ama bu şüphelerin seviyesi çok önemli. Dediğim gibi hangi aşamaya kadar? Ahmet Hocam bir arıcı olarak şüphelenecek ve ne zaman bir laboratuvara başvuracak? Bunu bizzat sizlerin şahitliğinde e, burada birlikte yaşamak istiyoruz. Şimdi Ahmet Hocam isterseniz siz kovanınızı açın evet. ve arıcı olarak yorumlarınızı ben çok merak ediyorum. O yüzden ben şimdi burayı terk ediyorum. Aslı Hoca yok. Evet. Hiç kimse yok. Siz kendiniz hani bazen kovanın başında sesli evet. düşünürüz evet. ya. Evet. Siz kendiniz sesli düşünerek bu kovanı yorumlayın. Ne zaman ki ya Aslı Hoca da şurada olu verseydi, arılığıma geliverseydi verseydi diye dilek tutun. Ben de zıng diye buraya uçup geleyim. <laughs> evet. Tamam. Haydi ben gittim. Evet. Kovanlarımıza <laughs> bahar bakımı yapıyoruz. Biz bahar bakımını iki tane yapıyoruz. Birisi erken ilkbahar, bir tanesi de bahar bakımı. Erken ilkbahar bakımında yaptığımda bu kovanımda bir hastalık emareleri gördüm. Bir kez daha bugün kontrol edeceğim. Aynı durumlar var mı diye. Şöyle hafif bir dumanımızı verelim. Her zamanki gibi dumanı verdikten sonra şöyle bir dakika bekleyelim. Evet, kovanımızın sakinleştiğini anladığımız andan itibaren kovanımızı açıyoruz. Hava biraz serin olduğu için ben şöyle yarım açacağım. Evet, evet. armuz güzel gelişmiş ama kovanda bir takım lekeler var. Şimdi açıkçası nozemeden şüpheleniyorum. Şöyle bir bakalım yine. Evet. O en büyük göstergesi kovanlara asla arılar kakasını yapmaz. Fakat bunda bazı çıtaların balların üzerinde arıların kaka yaptığını gördüm. Şüphelendim. Tabi bu arada Aslı hocam olsa da bu işi bir çözse. Evet. Evet var burada. Bakın. Geleyim Aslı... mi hocam? Aslı hocam yetiş yetiş. <laughs> Geleyim mi? Yetiş, Beni mi çağırdınız? Yetiş. Gel gel aynen öyle gel. Şimdi genelde bu aşamada keşke e, her hepinizin aralığında olabilsem e, ama bu aşamada da Şüphelenmek kısmı sizin sizde bitiyor. Hatta bazı arıcılarımız sadece check-up yaptırıyor, yani şüphelenmese bile örnek gönderiyor. Şimdi burada Ahmet hocamla birlikte size bize bana ya da Tarım Bakanlığının araştırma laboratuvarlarına, diğer üniversite laboratuvarlarına nasıl örnek göndereceğiniz konusunda uygulamalı bir gösterimde bulunmak istiyoruz. Ya hocam şurada bir şüphelerim var. Kaka yapmışlar. Aynen şu lekeler orada. var. Evet. E, Nozema apis'te yani eski Nozema'da bu evet. lekelenmeyi evet. daha çok görüyoruz ama Nozema Serena'da bu belirtiyi bile görmüyoruz. Evet. Hatta daha, daha güçlü kovanların biz birdenbire çöküşe geçtiğini görüyoruz. Evet. Giden arı geri gelmiyor. Evet. Özellikle kış sonunda ilk uçuşa çıkan arı uçuşa çıkıyor sonra bir süre sonra kanındaki o şeker oranı düşüyor ve arı arazide ölüyor, gidiyor. Evet. Ama bunu Erken ilkbaharda yani bu mevsimlerde evet. e, o akşamüstü birdenbire havanın soğumasıyla geri dönememeyle karıştırmamamız evet. lazım. Çünkü evet. Evet. onda da e, arı geri dönemiyor. Evet. Ama bizim içimiz rahat etsin bakalım gerçekten nozema var mı? Evet. E, buna bakmak için genellikle dış çerçevelere doğru. Ee, yani tam ortadan almıyoruz çünkü tam ortadan aldığımızda bazen e, yeni başlayan arıcılarımızdan bana ana arı gönderen bile oldu. <laughs> ee, i̇şte. Orada daha çok bakıcı arılar oluyor. Daha çok kovanın içindeki arılar oluyor. E, o zaman da kıştan çıkmış arıda kovanın içindeki arılarda nozema daha yüksek oluyor. Evet. Ama yazın sonunda tarlacılarda daha yüksek oluyor. Onlar da dışarıdan bulaştırıp getirdiği evet. için. Biraz karışık. Evet. Şöyle ne tam dış ne tam ortadan bir çerçeve ben çekelim. Ben hazırlamıştım eğer oyun görürseniz fırçayla. Harika şeyi... İşte bu. Şey. Ben delikli bir kavanoz istiyorum. Canlı arı istiyorum. Ölü arı bizim işimize yaramıyor, kurumuş arı yaramıyor. İçine hiçbir şey koymayın. Ne besin, ne petek, ne lokum, ne bal. Onlar yaşarlar, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yani bize gelene kadar ya da bir laboratuara gidene kadar. Ve delikler delin, kovanın şeyin kavanozun etrafına ya da kapağına. Buradan çıtayı çekelim. Hocam, Ahmet hocam. Kenarda demiştiniz. Şunu asam uygun mu? Olur, olur. Evet. Şimdi arıyı incitmeden güzelce şu kapağı da hemen takabileceğiz mi? Bir alayım. Buradan bakıyoruz gene de dikkatli olun neyi süpürdüğünüze. 20-30 tane arıyı bunun içerisine koyuyoruz ve hemen kapağını kapatıyoruz. 20-30 arı benim için yeterli. Diğer laboratuvardaki arkadaşlarım için de yeterli. İçine bakın hiçbir şey koymadım ve bu arılar laboratuvara gidecek. Ne olacak orada? Karınlarını açacağız. Eski nozema mı var, yeni nozema mı var? Ne yapmamız gerekiyor bununla ilgili olarak ee, göstereceğiz. Nozema teşhisi koymadan hiçbir ilaç kullanmayın. Çünkü nozemanın önleyici tedavisi yok. Örneğimizi aldık, sonuçlarla birlikte olacağız. Aslı hocam arıyor. Hayırdır? Hocam. Alo. Efendim hocam. hocam merhaba. merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Arıtayım, çalışıyorum. Of, İnşallah hayırlı bir haber vardır. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Her ikisi de çıktı. Evet. Nozema, Serena. Nosem, Serena. Hı -hı. Hem, hem Nozema, Hafiz. Evet hocam. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle bu ilk bahar beslemesinde mutlaka ilaç kullanacağız. O karşı. Evet, ilaç kullanacağız. Evet, herhangi bir tansiyon kullanabilir. Mi? Anladım. Ee, evet. Neye göre kullanırız? Üzerinde yazıyor mu Prospektüs'ten mi şey yapalım hocam? Yoksa bir sizin tavsiyeniz var mı? 3 hafta kullanacağız. Tamam hocam? Evet. 3 hafta. 3 sonunda tekrar numune alacaksınız ve bana göndereceksiniz. 3 hafta sonra tekrar numune alıp size göndereceğim. Tamam hocam? Aynen öyle. Eğer düşüş olduysa e, tedaviyi sona erdireceğiz. E, ama sonbaharda, önümüzdeki sonbahar tekrar mutlaka e, yapacaksınız. Çünkü tekrar edin. Tamam hocam. E, sonbaharda tekrarlayacağız aynı tedaviyi. Hocam çok sağ ol, teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İlginize, alakanıza görüşürüz. İyi günler hocam. Evet. Arlığımızda, kovanımızda Nosema Serana ve Apis e, sena Serana çıkmış. E, Aslı hocamın tavsiyelerine uyacağız. İlaç kullanacağız. Sonbaharda tekrar edeceğiz. İnşallah e, kurtarırız aramızı. Evet efendim VTR'den hemen reklama geçtik. Ee, o yüzden fırsat bulamadım. Ahmet Şeker hocama tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ne güzel e, VTR'ler çekmişiz. Böyle içim ısınıyor e, kızlarımızla çalışırken de gördüğüm zaman kendimi. E, Nozema ile ilgili sorularınız başladı WhatsApp'tan. Evet, Nozema ile ilgili konuşacağız bu akşam. Ona da yer ayıracağız. Siz sorularınızı göndermeye devam edin lütfen. WhatsApp hattımızı, numaramızı biliyorsunuz. Yönetmeyimden de rica ediyorum. Ekranda e, WhatsApp numaramızı sizlere e, hatırlatırsa eğer sorularınızı e, oradan bizlere gönderebilirsiniz. Bizlere diyorum farkındaysanız. E, çünkü eğer ki Aslı Hoca oturuyorsa mutlaka bir misafiri var demektir e, bu akşamki misafirim bizden biri. Hiç yabancı değil. O yüzden de gayet rahatım. Çünkü o bir Hacettepe'li ee, ve e, yıllardır birlikte çalıştığım arkadaşım. O yüzden böyle sizli bizli hocam e, şeyi yapmayacağız. Diyaloğu yapmayacağız. Kendisinden izin aldım. E, çünkü dediğim gibi omuz omuza verip bu akademik camiada birlikte çalıştığımız arıcı hoca diye bana seslenen kampüste yemeğe giderken her an sesini duyduğum biri ama kendisi bir e, kimya hocası. E neden bir kimya hocası konuğum? Çünkü nasıl ki e, arıcılık camiasında üniversite, tarım bakanlığı, e, sivil toplum örgütleri bir arada saç ayağı oluşturmalı. Üniversitede de e, biyolog... Kimyager, kimya mühendisi, veteriner, ziraat mühendisi bir arada çalışmalı. Çünkü aynı arılarımız gibi bizler her bir konunun her bir yönünü elimize alıp değerlendirerek ancak doğruyu bulabiliriz diye düşünüyorum. Daha fazla sözü uzatmayayım. Gelin sizi tanıştırayım. Profesör Doktor Lokman Uzun hocam. Hoş geldin hocam. Hocam demeyecektik hocam. Tamam. Hoş geldin arkadaşım. <laughs> hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyoruz. Yıllardır davet ediyorum. Bugüne nasipmiş. Değil mi? <laughs> Ama bunun bir karşılığı var biliyorsun. Evet. Başımız Bundan sonra artık Sıkıntı yok. E, çünkü değerli hocam e, çok büyük çalışmalar şimdi mütevazi olacak o yapısı gereği. E, mesela en son 2018 Gebip Ödülü dediğimiz biz akademisyenler için çok önemli olan Direkt Cumhurbaşkanı'nın elinden aldığımız bir ödül var ee, Hacettepe'den. E, Sayın Hocam bu ödüle layık görüldü. E, yıllardır zaten kimya alanında bir sürü şey yaptın hocam. Artık biz arıcılığa kazandırmak istiyoruz seni ve arıcılıkla ilgili ben bu akşam e, böyle çok değişik projeler geliştirebileceğimizi düşünüyorum buradan. E, arıcılarımıza müjdeler verelim çünkü çok ihtiyacımız var. Önce biraz tanıyalım istersen. Yani... Ben Bak, bak Bakış, <laughs> normalde hayat akışımız çok kesişti Aslı Hocam'la. <laughs> e, 2001 kimya mezunuyum, Hacettepe Kimya. 2003 yüksek lisans, 2008 doktora. E, devamında yarım doçentik maceramız, peşinden bir yurt dışı çalışmamız oldu. Ve iki buçuk üç yıldır da tekrar Hacettepe'de yuvamıza dönerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir temel bilimciyim. E, bunun haricinde... Kimyanın alt dalı olarak biyokimya alanında çalışıyoruz. Biyoloji, kimya bak biyokimya. Biyokimya alanında yani çalışıyoruz. Lokman uzun aslı özkırım e, yollarının kesişme noktası oradan da arıcı olacaktır. Çok az kaldı sevgili izleyenlerim. Evet. <laughs> yani hasbel kader arı ar 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 ve balla ilgili çalışmalarımız da oldu. Yani temel bilimci olunca e, temel metodolojileri, temel yöntemleri, temel e, uygulama prensiplerini farklı alanlara kullanma olasılığınız var. Aracılık ve bal üretimi konusuna perspektifinde baktığınızda ise e, hem ekonomi yönünden hem sağlık yönünden hem çevre yönünden ister istemez kimya, biyoloji e, hepsi bir arada. E, bundan dolayı seve seve biz de e, balla ilgili çalışma Bu arada kıskandığımda ilgili... kıskandığımda bir şey oldu tabi. Hayırdır? Lokman Hoca benimle Hacettepe'de bir arada e, bulunurken Sevgi hocamla çalışma yapmış Daha Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden. Aa, sevgi Sevgi hocam ayrıdır. <laughs> Bendeki yeri farklıdır. <laughs> ee, <inşallah> Buradan selam <laughs> ediyorum. Eğer seyrediyorsa mutlaka ee, kesin izliyordur bizi. Sağ olsun her zaman bu programa desteği evet. var ve önümüzdeki e, günlerde de konuğum olacak. Aa, Hatta bu çok hafta. Güzel. Burada olacak bana sözü var konuğum olacak programa gelecek yani hakkında konuşursan da önümüzdeki hafta Sevgi Hoca'ya beni hakkını. soracağım. Sor, sorabilirsiniz. <laughs> ne, neydi o çalışma Lokman Hocam? Ne yaptınız Sevgi Kolay'la hocamla? Sevgi Hocamızla doktor öğrencisi vardı. Onun doktora test çalışmasına katkıya verdik biz. Hı -hı. Ee, baldaki kloran fenikol bu model bir antibiyotik olarak seçtik. Yani Türkiye'de yaygın olarak kullanılmasa bile hı hı. özellikle ithal ballarda karşılaşılabilen bir durum. Evet. Ee, onun analizi için e, optik bir sensör geliştirdik. Çok da duyarlı bir şekilde anlık e, yüksek e, seçicilikte e, kloranfenikoli tayin ettik. Hem doktora tezi hem de bununla ilgili iyi de bir makalesi çıktı. Yurt dışında hı hı. bir iki yerde de sunumu yapıldı. Çok Büyük güzel. Bu de sensör dediğin şey ee, hani böyle kapılardan geçerken böyle bizi görünce kapı açılıyor falan o mu sensör? Sensör evet. ne demek? Yani kelime köküne inerseniz tanımlayıcı demek. Tamam. Ee, her türlü tanımlayıcı buna girer. Ee, evet koridora girdiğinizde ki sizin o gölge ve hareketinizi tanımlayan sistem elektriği açar ve ışıklar yanar. Yani lambalar yanar. Bu da bir sensördür. E, sensör dediğimiz e, cihazlar veya sistemler üç ana bileşenden oluşur. Aha. Bir tanımlayıcı, iki dönüştürücü, üçüncüsü de bu dönüşüme bize anlamlı bir rakam, sinyal e, veya spektrum e, şeklinde bize bilgi veren üçüncü bölümü vardır. E, aradaki bölüme göre de biz genellikle e, sensörleri sınıflandırırız. Tabi diğer her bölüme göre bunu sınıflandırmak mümkün ama temel olarak bu dönüştürücü kısmına göre optik bir dönüştürücü kullanıyorsanız optik sensördür. Işık sensörlerinin olduğu gibi. Ee, kütle duyarlı bir sensörse e, piyaza elektrik sensörler olarak hı. tanımlanabilir. Isı ölçüyorsa buna göre farklı bir isimlendirme yapılabilir. Yani bu aradaki dönüştürücü bize sensörün türünü belirler. Yani ben şimdi hocam sana mozema sporlarını tanımlasam. Desem ki nozema sporları işte böyle oval, yuvarlak, küçük, büyük desem ona bir dönüştürücü takıp bir de sinyal oluştursak da çünkü arıcılarım varoa'yı görebiliyorlar gözleriyle. Yavru çürüğünü çürüyünce yavru anlayabiliyorlar. Ama bizim nozema konusunda büyük bir sıkıntımız var. Aslı Hoca'ya örnek gönderecekler de az önce VTR'de izledin. Aslı Hoca onlara telefon edecek cevap verecek de aracım da ona göre bir şey yapacak. Yani onların kendilerinin yapabileceği bir, bir, bir sensör e, geliştirilemez mi? Şimdi konunun ortasından girdiniz. Spoiler mı vereyim yeni <laughs> çalışmalarımızın? evet bu mümkün. Uh -huh. e, baktığınızda sporların türlerine ya gerçekten yapısal e, kararlı hücre duvar yapıları vardır. E, baget veya küresel olmaları bunlar arasında sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Temel ayıraç zaten mikroskopla bu görüntülerin miktar olarak sayması temeline dayanıyor. Uh -huh. e, bu mümkün mü? Aslında teknolojinin bu evreye geldiği bir yerde e, mikroskop bağımsız sensör geliştirmek mümkün hocam yani. o bir dakika işimi de elimden almaya yani ikisi bir arada olabilecek <laughs> bir şey de olabilir belki diye düşünüyorum. Şimdi hocam pazarlık mı yapıyoruz yoksa Yok. sipariş Yani Yok. şöyle söyleyeyim e, mevcut sistemim tamam. basit bir şekilde e, Ahmet Bey'in e, doğrudan kovanların başında uygulayabileceği bir sistem geliştirmek mümkün. Bugün e, internete girdiğinizde birçok hepimizin cebinde olan akıllı telefonlarımız var akıllı hı hı. telefonlardan görüntüler üzerinden analiz yapan yine yazılımlar var bu yazılımları kullanarak e, miktar analizi yapmak mümkün. Değerli arıcılarım, neden Lokman Hoca'yı kolundan tutup buraya getirdiğimi şimdi biraz anlamaya başladık mı? E, çünkü bizler arıcılık konusunda çalışıyoruz, çalışıyoruz ama hep ne yapıyoruz? Kendi çevremizde, e, kendi yaptığımız çalışmalar etrafında dönüyoruz. Şimdi e, hocam da kendi alanında çalışmalar yapıyor ama... Onun bu çalışmalarıyla benim çalışmalarımı kesiştirip çok daha farklı bir boyut kazandırılabilir. İşte buna multidisipliner e, ya da güçlerin birleşmesi diyoruz. Aynı işte arılarımızın güçlerini birleştirmesi gibi e, çok daha yeni ufuklar açacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi herkesin bir uzmanlık e, alanı var. Peki e, hocam Sözünüzü kestim bu. Heh. Artık multidisipliner olmuyor hocam. Çok disiplin Tra olmuyor. Transdisipliner Trans oluyor. Yani Aynen. Ee, disiplinlerin birbirine dönüşümü şeklinde oluyor. Ee, Aynen. Aracılık, yani biraz, ben biraz kimliğe, siz biraz Arıcılıkla ilgili bir e, talebin temel bilimlerden veya mühendislik yaklaşımıyla karşılanması. Yani birbirinden bağımsız. Normalde bir araya gelmesi düşünülmeyen konuların bir araya gelmesi bu transdisipliner olarak Kesinlikle. ki artık dördüncü nesil endüstri yani 4.0 da bunun içerisine giriyor. Ya. Yani üretim aşamalarını değiştirebilirsiniz farklı açılımları gösterebilirsiniz ee, yeter ki doğru kişilerle doğru yerde buluşmak önemli. Evet ben şu anda tam olarak doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum. Şimdi izninizle ben hemen Nozema hakkında konuşuyoruz. Ya, arıcılarım da sağ olsunlar. Buradan <laughs> e, yalnız bırakmıyorlar. E, Giresun'da arıcılık yapmaktayım. Nozema sporları anlatıyorsanız da bir de ilaç ismi söyleseniz. Hangi ilacı kullanacağımızı söyleseniz. İlaç ismi vermediğiniz zaman sizin programların hiçbir faydasını görmüyoruz. Bir Çin sözü var biliyor musunuz? Hani, balık vermeyin de balık tutmayı öğretin diye. Şimdi Nozema'nın nasıl... Anlaşılabileceğini gösteriyoruz. Nozomaya'nın teşhisi için nereye başvurmanız gerektiğini gösteriyoruz ve diyor ki orada Ahmet Şeker Hoca, değil mi? Benimle telefonda konuştu. Aslı Hoca tavsiyelerde bulundu dedi. Yani siz zaten örnek gönderdiğinizde ben sonucu bildirirken size bizzat kişisel olarak, özel olarak diyorum ki bunları bunları yapabilirsiniz. Bu bir. İkincisi zaten Türkiye'de ruhsatlı olarak, ruhsatlı olarak iki tane ilaç var. Dolayısıyla bundan daha farklı bir seçenek de sunamayacağımıza göre ilaç vermek istemiyorum. İsmi vermek istemiyorum çünkü ben hiçbir ilaç firması, hiçbir firma, bırakın ilaç firmasını, hiçbir firmayla uzaktan yakından bir ilişkim olmadığı için hangi ilacı tavsiye edersem bir gün sonra, aa Aslı Hoca da bu ilacı tavsiye etti. Acaba bundan bir çıkarı mı var? Niye öbürünü tavsiye etmedi denmesini istemiyorum. Dobra dobra bu ekranlardan söylüyorum. Amacım ne reklam korkusu ne de başka bir şey. Bizler biraz akademisyenler şeyizdir. Sözümüzü esirgemeyiz. Buradan açıklayayım hocam. Çünkü onlar ilaç ilaçları sakladığımızı düşünüyorlar. Ama öyle bir şey yok ki burada bir aracım da söylemiş demiş ki Arıların doğal besinlerinden başka bir şey arıya vermeyin diyorlar ama bazı hocalarımız da premiksleri öneriyor. O zaman acaba bundan bir çıkarları mı var e, demiş e, mesela. O yüzden dediğim gibi bu tarz bir açıklama yapmak istemiyorum. Şimdi Lokman hocamla sohbete geri dönelim. E, yine buradan sorularınızı da okumaya devam edeceğim. Hocam. E arıcılığa şöyle bir baktığınızda e, siz de çünkü baktım e, epe ilginiz de var. Bu ilgiyi de kullanacağım kendi çıkarlarım için. E ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Haberleri izlediniz mi içerden? E, tabii izledik. <laughs> e, bu kenegillerin beslenmesi ister kan kanalıyla olsun, ister yağ kanallarıyla olsun. Belirlenmesi önemli. Yani ee, bu hem bu kene ile mücadelede hem de alternatif çözümler yani arının kendi doğasını bozmayacak, mikrobiyatasını bozmayacak bir çözüm önerisi içinde bu verilerin kullanılması mümkün Hı -hı. ve de gerekli bence. Hı -hı. Ee, yani baktığınızda literatürde kullanılan e, alternatif yöntemlerde işte antibakteriyel malzemelerin kullanılması söz konusu. Hı hı. Bunun haricinde yağ asitlerin kullanılması söz konusu. Ki bu yağ asitlerinin neden iyi sonuç verdiğini belki de bu bilimsel veri de destekleyecek. Çünkü e, kene zaten yağ ihtiyacı var. Evet. Yani hı. bu yağ asitlerin kullanılması da mümkün. Ee, yani yağ asitlerini kullanınca, şimdi kene yağ, yağ ile besleniyor, yağ ihtiyacı var. Bizde yağ asidi verince ona o ihtiyacını karşılamış mı? oluyoruz bir yani, Evet, yani bir şekilde arıya şeker vermek gibi bir şey oluyor. Bir böyle. şey oluyor. Yani dolayısıyla kenenin de arıyı bırakma olasılığını artırıyor. Yani yarışmacı olur. olarak daha e, kolay erişebileceği, yani en azından sıkmaya ihtiyaç duymadan elde edebileceği bir ürün koyuyorsunuz ortada. Hı hı, hı. Bu yarışmacı sistemde olduğunu gösteriyor. Yani tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama işin sonucunda siz e, neyle mücadele ettiğinizin temel felsefesini bilirseniz buna göre çözüm önerileri getirmeniz, daha uygun çözüm önerileri götür, getirmeniz mümkün. Hı hı. Yani son dönemde farklı tuzların kullanıldığı ile ilgili makaleler var. Siz de daha önce de tartıştık bunları. Hı hı. Yani önemli yayın evlerinin çok popüler dergilerinde yayınlanmış ve gerçekten de aracılık ve bal, düğün, bal üretimi ile ilgili adı iyi anılan bilim insanların Almanya'dan bilim insanların insanlarının makaleleri var. Hı, hı. Bunun haricinde premiksler dediler e, izleyiciler yani premikslere baktığınızda bu çocuklara verilen probiyotikli yoğurtlar gibi bir şey yani hı hı. E, barın e, arının kendi e, bağışıklık sistemini güçlendirmek için hı hı. ki e, yine ile mücadelede e, çift sarmalı RNA içeren premiksler var hı hı. yine o bu çift RNA'nı bu sefer kendisi e, bağışıklık sistemini güçlendirmek için yine bir malzeme üretiminde kullanıyor. Bu da yapıyı güçlendiriyor. Yani bu probiyetikli gıdaların hangi tür gıdaları kullanacağınızı da yine seçmek için varoanın gerçekten hangi dokuyun beslendiğini iyi belirlemek. Önemli. O yüzden bu çalışma çok çok önemli bir çığır aşıyor. çünkü e, hedefi şimdi değiştiriyoruz artık e, ve hani o dediğiniz işte yağ asitleri ya da yağ dokunun içerisindeki e, varlığın e, ihtiyacı olduğu şeyleri belirlemek açısından da. Ama çok hocam önemli. bunu da şunu da söylemek lazım yani e, biz geleneksel olarak arıcılık yaptığımız için hı hı. E, bu tür verilerin gerçekten önemli düzeyde Sonuçları belirlenmeden, analitik ölçekte sonuçlarını görmeden beslemek tamamen zar atmak gibi bir şey olacak. İşte budur. Yani, Bakın bence şu andan itibaren Lokman Hoca kesinlikle bir arıcı hoca oldu. Çünkü neden? Hep aynı şeyi söylüyoruz. Literatür dediğimiz yani makale, tez bilgisiyle kitap bilgisi arasında dağlar kadar fark var. Kitap bilgisi... 100 kez aynı sonucu bulunmuş, aynı tekrarlanmış, tekrarlanmış ve aynı sonuç bulunmuş. Hatta daha ileri sonuçları bulunup kesinleşmiş bilgi. Ama makale ya da tez bir tezi savunuyorsunuz siz. Bunun yani bir argümanınız var. O argümanla ilgili deney setlerini kurmuşsunuz. Sonucunuzu elde etmişsiniz. Sonuçları kendi argümanınıza göre yorumluyorsunuz. Yorumluyorsunuz veyahut da bunun tam tersi de mümkün. Deneye sonuçlarınız var. Bu deney sonuçlarına göre literatürdeki bir tartışma var. Ama siz bunun tam tersini buldunuz, savunuyorsunuz. Yani dolayısıyla e, bu belli bir ölçekte yapılan bir araştırmadır. Yani bugün sağlık sektörüne baktığımızda ilaç fabrikaları milyonlarca ilaç adayı vardır. Hı hı. Bu birinci fazı geçmiyor çoğu. Kesinlikle. Bunu bine düşürürler. İkinci faz analizleri başlar. Üçüncü faz onaylanmadan önce 1 milyondan belki 3 tanesi, belki 5 tanesini piyasada kullanacaksınız. Yani sırf bu bile, bu örnek bile literatürü takip etmek önemli. Ancak bunu genele Niye yaymak uygulamaya? için genele yaymak için mutlaka ve mutlaka daha analitik bir ölçüm yapmanız Yapmak lazım. Neden? Çünkü bu analizin yapıldığı arının türü farklı, yaşı farklı. Koloni sayısı farklı. Coğrafyası e, coğrafya farklı. farklı. Beslendiği bitkilerdeki endemik türler farklı. Yani... Değişken e, çok. E, o kadar çok değişken var ki o sepeti alıp aynen bizim burada uygulamak çok mantıklı değil. Olur mu? Tutabilir. Ama bir sene tutar, ikinci sene tutmaz. Bu ikinci sene tutmamasının ilaçtan mı yoksa sizin yönteminizden mi veyahut da arıdan mı kaynaklandığını bilemezsiniz. O yüzden analitik düzeyde... <laughs> gerçekten belirli sayılarda yani bu kimyacılar olarak 3 sayısını biz minimum alırız. Bu 10 olabilir. Daha anlamlı olması için 25 olabilir. Aynı coğrafyada aynı alanda pardon <laughs> aynı genetik özelliğe sahip arılarla bunun sadece bir yılda değil belki 3 yıl belki 5 yıl yani e, iklimdeki o varyasyonun da etkisini görerek denemek lazım ve bu denemeyi de e, bireysel olarak değil biraz da böyle merkezi Arge merkezi olarak yapmakta da daha avantaj var. Çünkü bilginin yayılması daha kolay olur. Bireysel olursa sizde kalır. Evet. Ve evet. bulduğunuz şeyi de paylaşmak istemezsiniz gerçekten. Ama merkezi bir araştırma olursa bunun yayılması, öğretilmesi, bu yine sizin haberlerde paylaştığınız gibi ee, Eskişehir örneğindeki gibi bir eğitim düzeyinde devam etmesi. Şayet biz gerçekten bu aracılıkla ilgilenen arkadaşlarımıza bu analitik anlayışı geleneksel anlayıştan teknik ile analitik anlayışı birleştirip yeni bir modüle sokarsak bizim zaten burada bu program yapmaya gerek kalmayacak. Çünkü onlar literatürü takip edecekler. Neler yapılabileceğini analitik olarak varyasyonunu kuracaklar. Bu varyasyonla birlikte yeni denemeler yapacaklar ve ben şuna üzüldüm yani endemik tür olarak Avrupa'dan çok daha fazla sayıda endemik tür bitkiye sahip olan bir coğrafyadayız. Neden e, Turan, İran e, şeyi var, e, kuşağı, bitki, bitki kuşağı. kuşağı var, Avrasya kuşağı var. Hı hı. E, diğer tarafta Akdeniz kuşağı var. Üç kuşağın girdiği bir merkezdeyiz. Bu kadar çeşit e, endemik bitkinin olduğu yerde daha fazla koloni sayısıyla daha düşük verimle bal üretmek bize yakışmıyor. Evet. Öncelikle yakışmıyor. Yani Türkiye olarak bunu ister milliyetçilik olarak algılasınlar, ister ister farklı şekilde düşünsünler ama gerçekten biz külahımızı öncelikle bir masanın üzerine koyup kendimizi tartmamız lazım. Biz bir yerde hata yapıyoruz. Evet. Biz evet. bir yerde hata yapıyoruz. Bu kendimizi geliştirecek başlıkları öğrenirsek… Bu üretim tekniği. bu aslında bir zihin dönüşümü şey değil. Yani üretim tekniği değil. <laughs> ee, aynı kovanı kullanacaksın, aynı soyu kullanacaksın ama bakış açımızı bakış açısını bu e, zihinsel e, formatlarımızı değiştirirsek biz e, çok daha güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Bir şey sormak istiyorum Lokman hocam. Hiç programdan önce bu konuda bir şey konuştuk mu? Yok. Hiç ön ön bir e, şeyimiz oldu Yok. mu? Yok. Yok ama aynı şeyi söylemenin mutluluğu içerisindeyim. <laughs> Keyfim o yüzden. Şimdi doğru birdir hocam. Doğru bir değil mi? Evet. Aynı şeydeyiz, aynı bakış açısındayız. Bunu başardığımız gün arıcılık istediğimiz seviyeye gelecek. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra varo devam edeceğiz efendim. Evet efendim aralarda devamlı sorularınıza bakıyorum bu arada e, Nozema ile ilgili sorular var, Varoah ile ilgili sorular var. Hepsini cevaplamaya çalışacağım aklımda tuttum İsim olarak söyleyemesem bile. Ama e, Lokman hocamla Varoa'dan devam etmek istiyorum. Ben az önce özellikle sordum yani öncesinde bir şey söylemedim diye. E, çünkü gerçekten bu konuda çok müzdaripim. Ne olursunuz bu e, soğan suları, kekik suları, ona maydanoz e, peltesi ceviz kabuğu, defne yaprağı, bunlar da işte o hocamın az önce söylediği bin tane ilaç adayı var. Ama bu bin ilaç adayının bir tanesi ilaç özelliği kazanabiliyor belki de çünkü faz biri var, faz ikisi var, faz üçü var. Dolayısıyla ilaç özelliği kazanması için de dozunu bilmemiz gerekiyor, yan etkisini bilmemiz gerekiyor, kullanım zamanını. Toplanma, ee, zamanını, toplanma zamanını, işlenme zamanını. Aynen öyle o kadar çok parametre var ki öyle evet. aldım koydum yaptım maalesef olmuyor. Bu işimizi ne kadar zorlaştırsa da. Şimdi hocam bir kimyager olarak e, size çok önemli bir soru yöneltmek istiyorum efendim. Hazırım. <laughs> size <gülüyor> Hazır ol. Son zamanlarda arıcılarım yine bir literatüre rastlamışlar yani bir makaleye ve bir tez tez çalışması diyerek de bana dönen oldu. Lityum kloritin varoa üzerinde etkili olduğuna dair. Şimdi benim arıcılarımla ilgili şöyle bir size ön bilgi vermek istiyorum. Arıcılarım bir şey duyduklarında denemeyi çok sever. Bu bir. İki. Arıcılarım hem çok iyi bir biyolog, hem çok iyi bir veteriner, hem çok iyi bir kimyager, hem çok iyi bir ziraat mühendisidir. Dolayısıyla lityum kloritsiz şimdi etkili der dediğiniz anda gidip lityum klorit bulabilirler. Onun konsantrasyonunu ayarlayabilirler. Çünkü varuaya karşı şu anda formik asit, oksalik asit uygulamaları yapabiliyorlar. Yüzde olarak konsantrasyon yüzde işte 35'lik 3,5'luk cc olarak 5 cc çerçeve aralarına falan bunların hepsini biz biliyoruz. Dolayısıyla litim de bana şu sıralar çok sıklıkla soruyorlar. Lityum klorit nedir? Gerçekten varroa üzerinde etkili midir? Ee, sana daha önce bunu söyledim. Bunu itiraf ediyorum. Daha önce söyledim çünkü o da, e, şey Lokman Hoca da baktı bu tez neymiş diye, bu makale ha. neymiş diye. Ve bununla ilgili düşüncelerin neler? Şimdi lityum oh, alkali metal dediğimiz en küçük yani e, sodyum, potasyumdan daha küçük olan bir metaldir. Hı hı. Artı bir yük, yüke sahiptir ki karşısındaki klorür de klorit e, değil Türkçesine artık klorür diyoruz biz onu. Klorür tamam. E, lityum klorür e, baktığınızda alkali metallerin e, klorür tuzlarından bir tanesi. Ben hem o makalelere hem de teze baktım hı hı. neymiş diye. E, Özellikle şunu vurgulamak lazım. Bu bir test çalışması, bir araştırma makalesi. E, toksikolojik sonuçları var. Karşılaştırma sonuçları var. E, pozitif negatif kontrolleri var çalışmada. Ama demin de söylemeye çalıştığımız gibi kullanılan arının türü farklı olabilir. Çalışmaların bir kısmı yapay swarmlarla yapılmış. Yapay e, oğullarla. oğullarla yapılmış. Uh -huh. Yani... E, dolayısıyla bunu ilaç olarak kullanın demek şu anki verilerde... Bir de konsantrasyonlar milimolar e, Yani orada yanlış seyredim, hatırlamıyorsam 5 farklı dozda vermişler. Beş, yani bir milimoları e, arıcılarımızın şeyde arılıkta şey yapabilmesi mümkün müdür? Yani konsantrasyon olarak... Yani orada... E, Çerçeve başı, çıta mı diyoruz ona? <laughs> çıta başına kaç tane, kaç milimolar vereceğini dair veriler var. Ama e, demin aynı noktaya geliyorum. Yani lityum klorürün milimolarına baktığınızda beş farklı molaritede çalışmışlar. E, ama oradaki arıya verdiği cevapla buradaki arıya verdiği cevap aynı olmayabilir. Daha Bu bir. Geniş, bir. Heh. Oradaki arı farklı, buradaki arı farklı. İki, bitkiler farklı. Ya oradaki e, karşılaştırma koşulları tamamen e, biraz daha steril ortamda gerçekleşiyor. Peki bu bir asit mi, tuz mu, baz mı ne bu? Bu şöyle söyleyeyim bu alkali metal e, tuzu olduğu için nötral tuza denk gelir. Tuza denk geliyor. Nötral tuza denk gelir. Hı hı. E, Neden lityum peki? Neden lityumlu şey yapmışlar? Yani ilginç sende? olan o. Yani e, bakılacak olursa alkali metallerden çok en sık kullandığımız bizim sodyum klorürdür Sofra tuzudur. Yani günlük Tos. hayatımızın değişmezlerinden biri. Hı hı. E, lityum sodyuma göre çok daha küçük bir Katyon, hı hı. aktivitesini daha yüksek. Ha, daha böyle küçük yani daha, daha hareketli. hareketli, mobilize diyeyim ben sizi. Hı hı. Kristal yapıları birbirinden farklı tabii ki. Hı hı. Yani e, bu çerçevede bakacak olursanız e, lityum hakikaten bence de çok ilginç. yani Metaboliz yolu nasıl yapıyor? E, verilere göre bunu söylemek doğru değil çünkü sadece e, mortalitesi yani ölüm sayısına bakılarak canlı ölü sayısı, varoa öldürme oranlarına Özellikle. bakarak e, bir matematiksel e, ifadeler var. E, bunun haricinde karşılaşma benim dikkatimi çeken bir de çift sarma RNA ile yapılan karşılaştırmaları var. Ama tekrar vurguluyorum. Buradaki etki lityumdan mı, klor'dan mı olduğunu onlar da e, öngörmek zor. Kontrol deneyleri mevcut yine o tezde. Tez aslında şöyle kapsamlı bir Sadece lityum e, klorür mü denemişler hocam? Yok. Başka tuzları da var. Hem ha. anyonunu değiştirmişler, hem katyonunu değiştirerek e, bunların etkinliği... Yani adını da değiştirmişler. Bazısının soyadını değiştirmişler. Aynen. E, Bazısının ilk ismini koymuşlar. Dolayısıyla farklı, farklı yani versiyonları. Farklı versiyonları. Yani diye ortaya çıkmamak lazım. Aynen. Orada. Yani lityumun farklı e, tuzlarını kullanmışlar. Ben yine şey vermeyeyim spoiler vermeyeyim Hı. Ee, bir organik asitle e, lityum tuzunun etkinliği daha yüksek olduğunu da belirlemişler. Yani burada yine dönüp dolaşıp şeye geliyoruz bu sizin de bahsettiğiniz gibi oksalik asit formik asit acaba lityumun bu tuzları da kullanılabilir mi? Hı. Tekrar yani bu aslında kocaman bir bulmacanın küçük bir parçasını tutmuşlar. Anladım. Bu küçük parça içerisinde kendi e, hedefleri doğrultusuna bir analiz yapmışlar. Bunu biz ilaç bunu kullanın diyebilmemiz için e, analitik olarak kabul edilebilir sayıda hı hı. kovana. Tabii bu kovandaki ana arı olsun, kraliçe arı olsun, e, işçi arıların sayısı olsun, çalışma verimleri olsun. Tarlacı mı diyorduk hocam? Evet. Tarlacı arıların e, çalışma performansları olsun. Belli. Skalada olacak ki bunları biz güreştirebilelim, Doğru. yanları yarıştırabilelim ve bu e, sadece çek tek bir dozda değil, tek bir molekülle de değil, birden farklı moleküllerle e, bunu denemek bilimsel demin de söylediğimiz gibi teknik aracılık yönünden anlamlı şeyler katabilir. Peki son bir soru, tezde litim klorür hiç kalıntı bırakmış mı? Benim hızlıca baktığım kadarıyla bununla ilgili hiçbir analiz yoktu. Hmm, daha önce etkiye bakılmış. Ondan sonra belki ilerleyen Aynen. zaman. Peki bu bir tuz olduğuna göre mesela tuzlu suda yani sodyum klorür de e, böyle bir etki gösterebilir mi? E... Denemeden bir şey söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim e, tezdeki yarışmacı tuzlardan biri sodyum klorür Öyle mi? Etkisi yok. Etkisini? Etkisini rapor etmemişler yok demeyeyim ben. He, anladım. Yani litium klorürle karşılaştırmışlar. Demin dediniz de hocam şeyler. bazılarının adını değiştirmişler. İşte evet. lityum klorür yerine sodyum klorür, klorür kullanmışlar. Koymuşlar. Yani Ve ismini değiştirmiş. Bir etki rapor edinilmiş. Litium klorür kadar bir etki görmemişler. Görmemişler. <laughs> tamam. Ee, bu bizim sorularımızı cevaplamış oluyor. Yani biz litium klorür alıp e, var, var, varoaya karşı Şimdi, kullanmamızın hocam. E, hiçbir anlamı yok şu anda. Çünkü bu sadece bir test çalışması. Ve bunun çok daha ileri düzeylere götürülmesi şart. Şart. Ee, ve biz bir masanın üzerinde bir deney yapmıyoruz. Bizim yap yapacağımız her deney, kovanda yapacağımız her deneme balımıza, mumumuza e, kalıntı riski demek. Bu da <laughs> çoluğumuza, çocuğumuza e, zararlı şeyler yedirmek demek. Dolayısıyla dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak demek. Aynen. E, o yüzden biz kalıntıyla daha çok ilgileniyoruz. Bir iki hemen soru var onları cevaplayıp kalıntıya geçeceğim. Çünkü karşımdaki miyager bir hocam oturuyor ve şu baldaki kalıntı problemini nasıl çözeceğiz? Ürettiğimiz ballar kaliteli mi yeterli mi? E, bu konudaki düşüncelerini öğreneceğim. Ama Giresun'dan Hüseyin Kaya, kışın Karadeniz'de polenli tuzakların arıların polenli, polen tuzağını açmak doğru mudur? Nozema olmasını etkiler mi? Etkisi olur mu? Özellikle Karadeniz'de nozema apisi daha çok görüyoruz çünkü nozema apis nemi sever, yağışı sever ve soğuğa yakın ılık havayı sever. O yüzden polen tuzaklarını aksine kesinlikle açmanız gerekiyor ki kovan için nem Karadeniz'de çok daha fazla yükseliyor. Bunu önleyebilmek için mutlaka açınız diyorum ama bu polen tuzaklarını şeyde açmayın. Kışın ortasında değil, sonbahardan itibaren polen tuzakları açık bir şekilde girmeleri gerekiyor. Aman Allah'ım aman Allah'ım bir sürü soru var. Ah bak ben biliyordum. Ben biliyordum. Efendim selamlar. Varoa yağ ile besleniyor ise kovan içine hayvansal yağ, kuyruk yağ koysak nasıl bir sonuç elde ederiz? Efendim bakın işte benim korkum bu. Yani e, bilimsel bir şey paylaşırken korkum bu. Kuyruk yağı koyarsanız hiçbir sonuç elde edemediğiniz gibi o kuyruk yağı bir sürü mikroorganizmanın üzerine çekecektir. Kovanın içinde kirlilik oluşturacak bir sürü mikroorganizmanın üremesine sebep olacaktır. Kuyruk yağı sizin arılarınızı ya da varoalarınızı etkilemez ama o mikroplar sizin arılarınızı hasta eder, dirençlerini düşürür. Çünkü kuyruk yağı bakın adı üzerinde hayvansal bir yağ. Halbuki arı bir hayvan değil, arı bir böcek. Dolayısıyla arının e, yağı yani varuanın sevdiği o yağ doku böceğe ait bir yağ doku. O yüzden lütfen kovanın içinde probiyotik diye bir yoğurt ya da e, yağ yiyor diye sakın ola ki kuyruk yağı koymayalım efendim. E, sadece dediğim gibi varuaya karşı ilaç üretecek olan e, ruhsatlı ilaç üretecek olan kişiler ya da araştırmacılar artık... Ne yapacağız bizler? Ee, yağ dokuya yarışmacı moleküller oluşturacağız. Yani bu, bu bizim derdimiz. Ee, sizler de bileceksiniz ki hemolenfi arının kanı azaldığı için böyle şeyler olmuyor. Siz de arınızın beslemesini... Ne dedim? Bu haberde arıcı ilgilendiren şu. Polen desteğini sağlam yapacağız. Arımıza bakarken sonbahar polenini iyi aldığını bileceğiz. Çünkü yağ doku... O polenle beslenmesi sonucunda oluşacak. Sizin yapacağınız kısımda bu. Aslı ablacığım Antalya'dayım. Oksalik asit uygulamak istiyorum. Ama 3 gün önce hepsi 19 kovanım e, yavru uçuruyor. Ne yapmalıyım? Nasıl bir ilaç vermeliyim? İlaçla ilgili olarak buradan bir yorum yapmadığımı söylemiştim size. E, şöyle bir. Soru var soruların çoğunda onunla karşılaştım. Diyor ki hocam varoayı arının üzerinde görmüyorum. Varoa görmüyorsam e, bir şey yapmam gerekir mi diyor. E, varoayı gördükten sonra zaten iş işten geçmiş demektir. Varoa görmeseniz dahi biz varoa mücadelesini yapıyoruz. Varoa mücadelesini yaptıktan sonra gördüğünüz varoa önemli. Yani o polen tuzaklı kovan kullanıp dip tahtasına dökülenleri görmenizi istiyorum. Kenaz kullanıyorum diyenler var. Kenaz bir varroa ilacı değildir. Büyük baş hayvan ilacıdır. Arılarımız büyük baş hayvan değil. O yüzden lütfen arı ilacı kullanalım. Sorularımıza devam edeceğim ama hocam buradayken de ne olursunuz ondan daha fazla yararlanalım istiyorum. Hocam balda kalıntı analizi zamanımız da daraldı çok hızlı konuşmak istiyorum. Balda kalıntı analizinde baktığımız bazı maddeler var. Hı hı. Bu maddelerin hepsini makinalara cihazlara tanıtmak gerekiyor mu? Tanıtmadığımız bir maddeyi de bulmamız mümkün mü? Evet. Balda ne gibi maddelere rastlıyoruz? Şimdilik şöyle özetlemek lazım. Hı, sadece insan veya arı ekseninde değil. İster İslami kaynaklara bakın ister bilimsel kaynaklara bakın. Genel felsefe şudur. ne ile beslenirseniz olsunuzdur. Hı hı. Ee, Şimdi siz arıyım. Çevredeki bitkiyle besliyorsunuz. Polenle besliyorsunuz. Çiçekle besliyorsunuz. Dolayısıyla arınız o çevresindeki her türlü kalıntıyı toplayıp kovana, kovana getiriyor. getiriyor. Doğru. Ee, burada sadece arıcılıkla ilgili bir, de dur bir durum da değil aslında. Bu Genel olarak tarımla ilgili bir soru. Eğer bilinçsiz e, böcek öldürücü kullanırsak, bilinçsiz e, diğer e, gübreleri kullanırsak hı hı. bunlar hı hı. öyle ya da böyle toprağa, topraktan çiçeklere, çiçeklerden de o polenlerle birlikte balımıza giriyor. Doğru. O balla birlikte de soframıza, e, soframıza geliyor. geliyor. Veyahut da balı ihraç edemiyoruz. Evet geri dönüyor. Geri dönüyor diyoruz. yine biz yiyoruz. Yani e, bu sağlık e, zincirine yani besin zinciri ve sağlık e, açısından baktığınızda önemli bir konu. Yani kalıntının türünün ne olduğu veya nasıl olduğunu değil. E, sadece arı veya kovanımızı ben temiz tutuyorumla ilgili bir sorun da değil. Doğru. Bunu çevremizdeki tarımla uğraşan tüm arkadaşlarımıza söylememiz lazım. Hı hı. Gübre kullanımını bilinçli bir şekilde veya hiç yapmayarak e, tarımı yapmamız lazım. İkincisi, e, kimya olarak veya kimyager olarak belki de şuradan 9 kişiyi, 10 kişiyi çevirin, dokuzunu diyeceği cevap kimyayı bana bir şey cümleyle özetle derseniz tek bir cümle söyler size. Benzer benzeri çözerdir. Şimdi benzer benzeri çözerdeki e, örneklememdeki amacım ne? Siz arı Koleni topladı, bir kalıntı getirdi. Hı hı. Bu kalıntı nerede olacak? Eğer bu kalıntı su, suyun içerisinde çözünen bir malzeme ise balda olacaktır. Evet. Suyun içerisinde çözünmeyen bir malzeme ise mumda olacaktır. Bunu bilmeniz ha. lazım. Yani biz e, suyu sevenler balın içinde, suyu sevmeyenler mumda olacak. Peteyin kendisinde olacak. <laughs> Şimdi. Analiz yaparken neyi nerede belirleyeceğiniz de bu alana giriyor. Evet. Eğer siz e, aromatik yani suyu sevmeyen bir grubu balın içinde arıyorsanız boşuna aramayın. Doğru. Tamam mı? Hı hı. Yani e, çok ciddi e, sorunlardan biri olan naftalin, naftalini balda bulamazsınız zaten çünkü aromatik olduğu için daha çok mumun içerisinde olmayı sevecektir. Hı hı. Bunun haricinde Balın içerisinde nelere bakılır? Asitlere bakılıyor, pH'ına bakılıyor, ee, şeker türüne bakılıyor, nişastasına bakılıyor, polen analizine bakılıyor. <laughs> Bu analizlerin hepsini temel felsefede kromatografi olarak özetlenen bir yaklaşım kullanılıyor. <laughs> Nedir kromatografi diye soracak olursanız, kromatografi bir malzemenin iki faz arasındaki dağılım özelliğidir. <laughs> en sık kullanılan yöntem sıvı kromatografisi diye geçen bir yöntem. Bu yöntemde ne var? Bir kolon olarak adlandırılan katı destek malzemeniz var. Hı hı. Bunun içerisinden sıvıyı geçirirsiniz. Yani bu e, eski filtre su filtreleri gibi de düşünebilirsiniz ha, tamam, çok süper. basit olarak. Yani, yani. suyun içerisindeki e, istenmeyen o çamurdur, topraktır vesairedir. Onu filtreye tutar, takılır o. Filtreye takılır o geçmez, su geçer. <laughs> Şimdi bunu başka nerede görüyoruz? Ee, şu anda kış mevsimi Ankara'da bunu sıklıkla görüyoruz. Hafiften böyle asfalta baktığınızda kar erimeye başlarsa oraya da bir arabanın motor yağı falan veya benzin damladıysa görürsünüz böyle gök kuşakları oluşur. Evet. Bu da aslında bir kromatografidir. Aa. Çünkü bu e, benzinin içerisinde, yağın içerisinde farklı renkler verecek farklı moleküller içeriyor. Onların ışın kırınımı farklı olduğu için veya suda dağılımları farklı olduğu için de bunu görüyorsunuz. Hı hı. Temel felsefe bu. Katınız var bundan çözeltiyi geçiriyorsunuz. Katının yani katı destek malzemesini ki buna kolon denilir. Kolon malzemesini değiştirdiğiniz zaman siz her molekülü farklı farklı analiz edebilirsiniz. Hı hı. Çünkü kolon en önemli ayıracımızdır. Yani o filtrenin kendisini değiştirdiğinizde <laughs> ve filtre ne kadar özellikliyse... O kadar, kadar, o kadar farklı türü veya e, tek bir molekülü veya bir grup molekülü analiz edebilirsiniz. Peki mesela aracım diyor ki ben <laughs> babamda hayır diyor ben hiçbir şey kullanmadım hocam diyor, İşte atıyorum antibiyotik kullanmadım diyor ya da diyor işte ilaç kullanmadım ama çıktı diyor tahlilde diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani e, eser miktarda diyelim ki başka bir kovan'dan taşıdığı başka bir şey de. O çıkabilir. şeyin içerisinde çıkabilir. Bu çıkabilir. cihazın hassasiyetine mi bağlı yoksa kolonun hassasiyeti mi nedir? Yani <laughs> öyle yabancıyım ki şöyle, nedir diye. Şöyle söyleyeyim ben size kromatografi dedik bu sistemi genel basitleştirilmiş şekilde anlatmaya çalıştım ama e, sadece bu e, örnek geldi kolondan geçti orada analiz oldu bize sonuç verdi bu değil hmm. yani bu kolon, kolonun e, ayırma gücüne Verdiğiniz örneğin miktarına, akış hızına vesaire bağlı. Asıl önemli bu tayin limitini belirleyen parametre ise dedektör olarak kullanılan kısım. Eğer dedektör olarak kullanacağınız bölge işte floresan ışıma ölçümü de yapabilir. UV ışıma ışığını soğurma özelliğine de bakabilir. Veyahut da kütlesine de analiz edebilir. Hı hı, hı. Evet. Tabii fiyat bundan gittikçe art, maliyetler maliyetler artıyor. artıyor. O yüzden arıcılarım laboratuvara niye bu kadar para veriliyor? Tahminleri <laughs> niye bu kadar para veriliyor demesinler. Demesinler çünkü hakikaten bir e, sıvı kromatografi kütle spektrometreli bir ölçüm almak hakikaten maliyetli. Daha da iyi analiz sonucu alayım dersen bu kütle spektrometresini kütleleri ölçen kısmının, dedektör kısmının ikili kısımları var, üçlü kısımları var. Yani Oo. bu maldisi var. Farklı analiz yöntemleri var. Ama temel ayırma felsefesi kromatografi tayin yöntemi değişir. Anladım. Bu yöntem ne kadar komplike olursa, o tek kadar. bir ölçümle o kadar çok analizi tek seferde yapabilirsiniz. Birincisi tayin limitlerini de ona göre düşürebilirsiniz. Şimdi program bitti aslında. Ama son bir sorum daha var benim. Teneke bir teneke bal üstünden aldık ya da ortasından aldık. Ee, birinin temiz çıkması, diğerinin kirli çıkması olasılığı nedir? Aa, zor bir soru. Şimdik e, balı elde ettikten sonra, yani o karışımı elde ettikten sonra bu balınız buna cevap vermeden bir tanım yapayım mı hocam? Tamam. Yani, Yönetmenim e, kızma. O Lokman hocam her zaman Bugün Bugün benim ilk, ilk der şeyim o yüzden biraz <laughs> uzatmış olabilirim kusura bakmayın. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bir homojen bir heterojen denilen iki tanım vardır. Hı, hı. Homojen dediğimiz tanım bu karışımınız homojen ise her tarafı her noktası aynı özelliktedir. Hı, hı. Nasıl örnek verelim buna? Şekerli su gibi. Tamam. Çaya attığınız şekerinizi baktınız her tarafta tat yani ilk baştaki aldığını tata, aldığınız tata sonda aldığınız şeker tadı aynı. aynı. Çünkü Hı. homojen Aha. ama heterojen bir karışım. Ayran gibi. Aha. Dibe çökerse dibi daha bir yoğurtumsu, üstü daha bir. O zaman sesi. nasıl örnek almak lazım? En iyisini nasıl? Olur? Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra e, soruya dönüyorum. Aslında sizin ürettiğiniz süzme balınız örneklediğiniz malzeme homojensi hiçbir sıkıntınız yok. Çünkü homojen Ama örneğin... Ama ben A kovanından alıyorum, B kovanından alıyorum. Sonra hepsini bir teneke de Karıştırıyorum. Onu karıştırdıktan tamam. sonra dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim Hı -hı. zaman bu zaten homojen hale geliyor. Hı -hı. Homojen hale geldiği için yani o dinlenmek için bir süreyi tanırsanız örneklemenin yerinin bir önemi yok. Hı -hı. Ancak... Değilse... Ben oradan bu peteği süzdüm, bu, bu peteği kovanı süzdüm. Hepsini karıştırdım. Karıştırır karıştırmaz örnek alırsanız çünkü... E, Viskos, yoğun bir sıvıdan bahsediyoruz, hmm. baldan bahsediyoruz. Hmm. Bunun homojen hale gelmesi için belli bir süreye ihtiyacı var. Hmm. O zaman ne yapacaksınız? Parçalı ölümünü alacaksınız. Yani 3-4-5 yerden üstünden, altından, ortasından, sağından, solundan tüm numuneleri alıp örneklemenizi hmm. ona göre yapacaksınız. Hmm. Bu da çok önemli. O zaman e, Ahmet abininkinde çıktı, benimkinde çıkmadı. Yan yana arılığımız, onunkinin üstünden aldılar, benimkinin altından aldılar. Olmayacak. Burada örnekleme de çok çok önemli. Hocam bu bitmez. Evet. Bir program daha ben söz istiyorum senden. Hocam bu biz çağrıldığımız yere gelmeyiz. Bizim benim genel temel felsefem şudur. Her şeyin zekatı da sadakası da kendi cinsindendir. Süper. Dolayısıyla bilginin sadakası bilgiyle, zamanın sadakası zamanla, paranın sadakası da parayla olur. Çok güzel. Tabi bu arada aracılarımızda da Balın sadakası da ballı olur. Adresimiz belli. Bal gönderebilirler. <laughs> Hem de öksürüyor. Ben kestane balımızı verdim ama. Evet. Ee, sıra Hocam meşe, o yani 5 gün, beş günde bu hale getirdi. Hiç yemeseydim hiç Daha da kötü olur peki çok teşekkür ediyorum bu arada doktor öğrencilerine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Evet ben teşekkür İzli... edeceğim vaktin var mı yönetmenim iki dakika yani. <laughs> tamam, notlarımı aldım hiçbirini unutmayayım tabii Aslı hocama en başta teşekkür ediyorum. Bereket TV çalışanlarına misafirperverlikleri için çok gerçekten aile ortamı var burada. Çok teşekkür ediyorum Sevgi ablamın ismi geçti. Sevgi Kolaylı Karadeniz hocamızla. Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sevgi Kolaylı Asıl tabii teşekkürü hem ailesine hem de İlyas abiye. Abi artık şu tekneyi bitir de balığa gidelim. <laughs> ee, doktora öğrencilerim ve yüksek lisans öğrencilerim bu... E... Program için baya bir hazırlık yaptılar bana ders notlarımı. Onları okuyup Süper. geldim. Onlara ama dersler ne kadar da basit anlatılabiliyormuş onu da gördüler burada. Yani Eminim. Lokman Hoca sen bizi çok sıkıştırıyorsun ama bak ne kadar böyle bir kromatografiyi nasıl anlattın diyorlar aynen, şimdi aynen, ben duyuyorum. Aynen. Asıl tabii Hızır abim var benim ona teşekkür etmeden göndermem. Peki. Artvin Murgul'dan Hızır abim çünkü e, bu borcum sizin programınızın müdavimidir. Biz çok seviyor ve sizi takip ediyorum. ediyor. Tabii Hızır abiyle beraber Salih Yılmaz abine Artvin Murgul'dan selamlarımı gönderiyorum. Çok Tüm sağ. Hacettepe ailesine selamlarımı gönderiyorum. Çok sağ ol. Ee, çok teşekkür ederim. Bir teşekkür arada olursak de. her zaman güçlü. Güzel işler. Güçlü ve güzel işler yaparız. Lütfen e, primer yani ilk sonuçlarla deneyler yapmayın. Bir bilene danışın. Ee, daha biraz sonra bir beklemek, ay, biraz daha bekleyin. Yani ekmeği yani, bile var. sıcak yemiyoruz, soğutuyoruz. Süper. <laughs> o yüzden... Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Biz daha çok işler yapacağız. İnşallah. Ee, arıcı Biz buradayız. Bir, bu programla birlikte aracı bir hoca kazanmış olduk. Efendim, e, sorularınız burada birikti. Bunları cevaplamaya çalışacağım. E, ama farklı bir perspektiften bu akşam yaklaşmaya çalıştık. Bir kimyager ger bakışıyla bakmaya çalıştık. Ama aynı şeyleri söyledik. Farkındaysanız. Haftaya yine çok e, tatlı bir konuğum olacak. Yine işinin uzmanı bir konuğum olacak. E, haftayı sabırsızlıkla bekliyorum. E, sizleri de yine ekran başında görmek istiyorum. Haftaya kadar sağlıcakla kalın.